İstanbul'umuza. 2.30'da da geldim. Bazen illere böyle yapacağım. Aramayla geçeceğim. Yani ziyaret buradan mı başlıyor? Evet, evet. Bakalım örgütlerin hareket kabiliyetini bir görelim diye. Önümüzdeki haftalarda da başka bir ile bunu yapacağım. Ama Aralık ayı içerisinde Denizli'ye planlı bir şekilde geleceğim. Gayet güzel sınavı geçtiler. Değerli arkadaşlar, Muğla'dan yola çıkarken dolar 10.16 idi. Şimdi 3 dakika önce baktım, 10.23. Yani 7 kuruş artmış Muğla'dan buraya gelene kadar. Dolar 10 liranın üzerinde. Şekere %25 zam gelmiş. Mazot çiftçi deposunu dolduramıyor. Çiftçi gübre alamıyor. Doğalgaz uçmuş gitmiş. Sanayide %48 zam gelmiş. Elektrik fiyatları uçmuş. Böyle bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, ben ekonominin kitabını yazdım diyor. Keşke kitap yazacağına kitap okusaydı. Özet okumak yerine kitap okusaydı. Bilime inansaydı, hukuka inansaydı, liyakata inansaydı, tek adamlık özentisinden vazgeçseydi, memleket bu hale gelmeseydi. Kitabı yazmış ama okuma zamanı kalmamış. Böyle bir ortamda Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek için kısa vadede yapılması gerekenler, uzun vadede yapılması gerekenler var. Kısa vadede KDV derhal 18'den 15'e düşürülmeli. Temel gıdalardaki KDV sıfırlanmalı. ÖTV yeniden ayarlanmalı. Ve vatandaşlık maaşı gündeme gelmeli. Yani bu ülkede yaşayan yurttaşlar savaş olduğunda nasıl mecburi olarak savaşa getiriliyorsa, askere gidiyorsa, vergi veriyorsa, zor durumlarda da devletin görevini yerine getirmesi lazım. Vatandaşlık maaşını derhal başlatmalıdır. Kayıp bir gençlik var bu durumda. Yani interneti olmayan, bilgisayar alamayan, telefon alamayan, öğrenciler için özel iletişim vergisinden vazgeçilmeli. Asgari ücretten vergi alınmamalı. Ve gençlere tablet, internet, telefon, bilgisayar alımı için destek olunmalı. Tarımdaki dolaylı vergiler derhal kaldırılmalı. Ve TOB gibi, Türkiye Odalar Borsalar gibi kasalarında nakit olan, nakiti olanlar derhal bu nakitleri üyelerine aktarmalı. Bunları yaparsak bir miktar ortamı rahatlatmış oluruz. Ama bunlar günlük çözümlerdir. Uzun vadeli çözüm istiyorsak, sanayiciyi düşüneceksek, yani öngörülebilir bir Türkiye lazım. Önünü göremiyor sanayici. Ar-Ge'ye kaynak aktaramıyor. Enerji maliyetleri çok pahalı. Dolayısıyla bunlar vatandaşa yansıyorlar. Uzun vadede bunları çözebilmek için Türkiye'nin bağımsız bir yargıya ihtiyacı var. Tarafsız, adil, hızlı, etkin bir yargıya. Şeffaf bir kamu ihale kanununa ihtiyaç var. 300 kere değişen bir kamu ihale kanunu değil. Adam gibi dürüst, şeffaf bir kamu ihale kanunu. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeliyiz. Ama bu piyasa ortamında bu mümkün değil. Beyin göçünü mutlaka durdurmalıyız. Türkiye bir mülteci cenneti olamaz. Denizli'de az önce gelirken gördüm. Burası da diğer illerden farksız. Ne yazık ki. Bunlar biz bir muhalefet partisi olarak yeni kurulmuş, çiçeği burnunda seçime katılma hakkını almış, kurultayını yapmış, il il, ilçe ilçe her yerde örgütlenmeye çalışan ama doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilecek bir muhalefet partisi olarak çözüm önerilerimiz bunlardır. Türkiye'nin yargısı düzelmeden Türkiye'nin ekonomisi düzelmez. Önce buradan başlamak lazım diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Şekere bugün %25 zam mı? Marketler yapmadı. Erdoğan yaptı.
marketleri suçlamanın bir anlamı yok. Şekere %25 zam mı Erdoğan yaptı? Eğer köprüler dolar üzerinden olursa, yollar geçiş garantili olursa, geçilmeyen köprünün fiyatı artarsa, ürünlerin de fiyatı artar. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa alayım. Efendim, selamun aleyküm Sözcan. %50 artı 1 konusunda görüşlerinizi merak ediyorum. Bu bir tartışma konusu olmuştu. Üçüncü bir ittifak için sanıyorum Selahattin Demirtaş'ın çağrısıydı. Sol partilerin. Bu ittifak konusunda düşünceleri nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de mutlaka bilginiz var ama söylemeyi unuttunuz sanırım. Çeyrek altın 1000 lirayı gördü. Bir de bu hususta görüşlerinizi merak ediyorum. Elli artı biri getirirken Erdoğan ve AK Parti taraftarları bu sistemin omurgası olarak 50 artı 1'i göstermişlerdi. Şimdi alamayacaklarını görünce bunu tartışmaya açıyorlar. Bunun farkındayım. Seçimler 5 yıldan 4 yıla indirildi. Sonra tekrar 5 yıla çıkarıldı. Türkiye deneme tahtası değildir. Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda Türkiye'nin anayasası şekillenemez. Onun kişisel isteklerine göre düzenlenen bir Türkiye olamaz. Önce bu kafadan vazgeçin. Önce anayasayı Erdoğan'a uydurmaya çalışıyoruz. Erdoğan anayasaya uyarsa daha sağlıklı olur. Önce burada bir anlaşmalıyız. Üçüncü bir ittifak, seçim ortada yokken ittifakları konuşmayı doğru bulmuyor. İttifak olmaz demiyor ama seçime yakın, seçime 3 ay kadar ittifaklar olabilir. Ama ortada daha seçim yokken ittifaklarla yola yürümeyi siyasi partilerin kendi tabanlarına haksızlık olarak görüyorum. Bir iddiasızlık olarak görüyorum. Biz Memleket Partisi olarak 50 artı 1 almak için, tek başımıza iktidar olmak için var gücümüzle çalışacağız. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Doğru yapıyorsa Mavi Vatan'ı destekleyeceğiz örneğin. Destekliyoruz. Libya'da olmamızı destekliyoruz. Azerbaycan'a yardım etmemizi destekliyoruz. Destekliyoruz. İHA'ları, SİHA'ları destekliyoruz. Ama iktidarın Suriye politikasını desteklemiyoruz. Afgan politikasını desteklemiyoruz. Biden'ın önünde eğilmesini desteklemiyoruz. Trump'ın mektubuna cevap verememesini desteklemiyoruz. Papazı uçurup gitmesini desteklemiyoruz. Ama doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Çeyrek altın, gram altın Erdoğan'ın icadıdır. Önceden, AK Parti iktidarlarından önce çeyrek altını yabancılara takardık. Uzaklara. Şimdi çeyrek altını yeğenlere takıyoruz. Hepimiz. Çeyrek altın bilezik yerine geçti. Nasıl yeğenlerine bilezik takardık, uzak akrabalara da çeyrek altın takardık. Şimdi çeyrek altını yeğenlere takalım. Gram altın bunların icadı zaten. Bu kafayla giderlerse dolar 15 lira. Çeyrek altın, gram altın artık 0.5 gram altına da geçeriz yakın. Sayın Genel Başkan, Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme söylemi oluşturuyorsunuz, o tartışılıyor şu anda gündemde. Siz bu helalleşme olayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi helalleşmek güzel bir şeydir. Helalleşmek dinsel bir terimdir, vicdani bir terimdir, insancıldır, barışçıldır. Buna hiç itirazım yok. Helalleşme dini bir terimdir. Hesaplaşma siyasi bir terimdir. Hesaplaşmak da seçim meydanlarıdır. Aklanmak ise hukuki bir terimdir. Seçimi kazanınca aklanmış olmazsınız. Seçim meydanlarında hesaplaşırsınız, biriniz kaybedersiniz, biriniz kazanırsınız. Ama kazanan aklanmış sayılmaz. Aklanma yargıda olur. Şimdi altını doldurmalı Sayın Kılıçdaroğlu. Benim merak ettiklerim var. Eğer helalleşmede bir,
Alevilerle helalleşmek istiyorsa haksızlık ettik bu insanlara. Bunlar vergi verdiler ama cemevlerine devlet camilere yardım etti ama cemevlerine yardım etmedi. Alevilere haksızlık ettik. Helalleşelim diyorsa kabul. Evet, helalleşmeliyiz Alevilerle. 12 Eylül zindanlarında Metris'te işkence gören solcularla helalleşmek gerekiyorsa, bunu kastettiyse kabulüm. Mamak zindanlarında işkence gören ülkücülerle helalleşelim diyorsa, buna da kabulüm. Bunlar oldu. Silivri zindanlarında eziyet gören, balyozda, kumpasta inim inim inleyen insanlara helalleşelim diyorsa, buna da kabul. Ama keşke Yunan galip gelseydi diyenlerle helalleşmek istiyorsa ben yok. Burada ben yok. Camileri ahır yaptı yalanını söyleyenlerle helalleşecekse orada da yokuz. Camilere saman konuldu. Bu doğrudur. İkinci Dünya Harbi'nde Alman orduları Trakya'ya yaklaşınca köyler boşaltıldı. Camilere saman dolduruldu. Samanların içine silah saklandı. Türkiye'yi savunmak için bütün bunlar yapıldı. Ama bunu bugün camilere saman dolduruldu derseniz yalan söylersiniz. İşte pandemide de camileri kapattı Erdoğan. Birisi çıkıp şimdi dese Erdoğan camilerimizi kapattın. Onun gibi bir şey olur. Sahtekarlık olur. Yalan olur. Geçmişimize hakaret olur. Bunu kastediyorsa burada da yok. Atatürk soykırım yaptı diyenlerle helalleşecekse orada da yok. Çünkü böyle bir şey olmaz. Sizce neyi kastediyor? Bak, açalım şimdi. Neyi kastediyorsa, bunları kastediyorsa yokuz. Eğer bunları da kastediyorsa 23 Nisan'dan sonra ne geliyor? 1915 geliyor diyenlerle helalleşecekse burada yokuz. O eziklik olur. O samimiyetsizlik olur. Bu ülkede yıllarca sahte mağduriyetler yaratıldı. Bu sahte mağduriyetleri yapılmış gibi onlarla helalleşelim diyorsanız orada yokuz biz. Buna KYK'yı da ekliyor musunuz? Yargı kararlarını önemserim ben. Yargı kararlarıyla ceza almamışsa helalleşmek, ceza almamışsa, yargıda aklanmışsa. Mesela kendisini desteklemediği için, aday yapılmayan, parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek, başkalarını destekledikleri için, aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlanan, onlarla da helalleşecek mi? Siz de helallik istiyor musunuz? Bakın ben helalleşmeyi ortaya atan ben değilim. Ben şimdi diyorum ki o altını doldurması lazım diyor. Altını doldurması lazım. Baştan saydıklarımsa yani 12 Eylül zindanlarında işkence gören solcular, ülkücülerse helalleşelim. Alevilerse helalleşelim. Silivri'de zulüm görenlerse helalleşelim bunlarla. Bunlar doğrudur. Bunlar doğrudur. Ama Atatürk keşke Yunan galip gelseydi diyen adamın neyle hesaplaşacak? Neyle helalleşecek? Neyle helalleşecek? Camilere saman doldurdular yalanını bile bile Alman ordularına karşı Türkiye'yi savunmak için insandan boşaltılmış bir Trakya'da saman doldurulan camilerin içine silah saklandığını söylemeyin. Camilerimize saman doldurdular yalanını söyleyenlerle eğer 70 yıldır aynı yalanı tekrarlıyorlar, bu yalana Sayın Kılıçdaroğlu inanmış ve derin acılar olarak bunu tanımlıyorsa ben orada yokum. Önümüzdeki günlerde herhalde açacaktır konuyu. Benim de görüşlerim bunlardır. Buyurun. Sayın Başkan, hükümetin yapacağı şeyleri genelde önden duymaya alıştığımız Sayın Devlet Bahçeli, bu grup toplantısında iki şey söyledi. Bir, EYT'lilerin sorununu hemen getirin, çözelim. Artık bu konu kalksın. İkincisi de kadın cinayetlerine vurgu yaparak idam tartışılabilir dedi. Sizin bununla görüşünüzü merak ediyorum.
Bakın, elektrik faturalarında TRT payı kaldırılsın, ilk bunu ben söyledim. Hükümet de kaldırdı. Teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere. Bunu ortaya attığımda haklı olduğuma inanıyordum. Gereğini yaptılar, teşekkür ediyorum. Yetmez. Sayaç okuma bedelleri de kaldırılmalıdır. Yetmez. Doğalgazdaki KDV de indirilmelidir. Ekliyorum. EYT'liler. Nedir bu EYT'liler? Devlete karşı görevini yapmış EYT'li. Yani prim öde demiş. Kaç yıl? 25 yıl. Olur demiş o. Ödemiş. O görevini yapmış. Şimdi sıra devlette. Devlet de görevini yapmalı. Kadın cinayetleri, bu idam tartışması fazla olmaya başladı bu toplumda. Kadın cinayetlerinden acayip rahatsız bir partiyiz. Partimizin ilkelerinden birisi bu. Kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınamayan Memleket Partisi'ne üye olamaz. Bizim ilkelerimizden birisi bu. 6 ilkemiz var, birisi bu. Fakat bu idam tartışmasını seçim meydanlarında oy için tartışmayı doğru bulmuyor. Urgan atmayı, getirsinler onaylarım demeyi. Yani mecliste çoğunlukları var. Ne yaparlar? Bakın, ne yaparlar? Ne yapabilirler? Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler var çünkü. Ne Erdoğan yapabilir, ne Bahçeli yapabilir, ne deneyecekler. Sadece meydanlarda bunu konuşacaklar. Bundan ibaret. Bunu yapamayacakları bir şeyi meydanlarda konuşmalarını samimiyetsiz buluyorum. Sayın Başkan, inanıyor musunuz EYT'yi çözebileceklerine? İnşallah çok sıkışırlarsa seçimde kaybedeceklerini görüyorlar. İnşallah çözmeyi deneyecekler. Yetmez, 3600 de var. Polislere, öğretmenlere, sağlık görevlilerine 3600 sözünü verdik. Ben de verdim, Erdoğan da verdi 3 sene önce. Sözünü tutmasını bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.